Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda Türk Edebiyatı'nın dönemlerine bakmıştık. Bu videoda ise birinci kısım olan sözlü edebiyat dönemine bakmaya çalışacağız. Yani İslamiyet'in kabulünden önceki Türk Edebiyatı dönemi. Sözlü edebiyat, yazının kullanılmadığı dönemlerde Türklerin sözlü bir edebiyatı tabii ki de vardı. Bu dönem edebiyatı yabancı etkilerden uzaktır. Dil, biçim, ölçü yönünden yerli bir edebiyattır. Sözlü edebiyat geleneğimiz. Bu edebiyat halkın ortak malıdır. Yani kimin tarafından oluşturulduğu belli değildir. Sözlü edebiyatın başlıca ürünleri ise koşuk, sagu, sal ve destandır. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı nazım biçimleri konumuz var hemen ardından. Az önce bahsettiğimiz bu dört tane türe bakalım şimdi. Koşuk. Arkadaşlar şiir kelimesi biliyorsunuz ki Türkçe değil, Arapça bir kelime. Bizim İslamiyet'ten önceki insanlarımız da tabii ki de şiir yazdı, şairlerimiz şiirlerini yazdı. Koşuk aslında şiirin karşılığıdır baktığınızda. Dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle söylenir. Biliyorsunuz ki hece ölçüsü Türklerin milli ölçüsüdür. Sürek avı sırasında söylenen doğa ve sevgi şiirleridir. Kopuz eşliğinde söylenirler. Halk şiirindeki koşmanın ilk biçimi aslında koşuktur. Konu bakımından baktığımızda koşma ve gazel ile benzerlik gösterebilir. Demek ki koşuğun halk edebiyatındaki karşılığına biz koşma, divandaki karşılığına ise gazel deriz. Hatırlayın divan edebiyatında aşk temel bir temaydı. Burada örnek bir koşuğa bakalım. Tümen çiçek tezildi. Şu sol kısım orijinal kısımdır. Bükünden ol yazıldı. Öküş yatıp üzildi. Yerde kopa adırşur. Mesela tümen binlerce demek. Binlerce çiçek dizildi. O tomurcuklardan yayıldı. Çok yatmaktan üzüldü. Yerden biter bitmez ayrışır. Diğer bir türümüz sagu arkadaşlar. Sagu ölülerin arkasından söylenen acıklı şiirlerdir. Dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle söylenir. Bunlar yu adı verilen cenaze törenlerinde söylenen ölüm acısını dile getiren şiirlerdir. Hatırlayın Alper Tunga sagosu vardı, çok ünlüydü. Mesela Alper Tunga öldü mü, ıssız acun kaldı mı, ödlek öçin aldı mı, imdi yürek yırtılır. Türkçesi de sağ kısımda. Sagu halk edebiyatında ağıt, divan edebiyatında mersiye adıyla anılacaktır. Yani tarihsel sıralamasına baktığımız zaman sagu, ağıt halk edebiyatında ve daha sonra ne gelecek karşımıza? Mersiye. Hatırlayın Baki diye bir şairimiz vardı divan edebiyatında. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünün ardından yazdığı Kanuni Mersiyesi. Bir sonraki türümüz sav. Bugünkü aslında atasözlerinin biz ilk biçimine sav deriz. Örneklerimizden mesela Esen'de ivek yok. Yani sağlam işte ivedi yoktur. Bakın ivedilikle yapın derler ya mesela bir işi ivedilikle yapın. Aceleci olun. Yani sağlam bir iş yapmak istiyorsanız aceleci olmayın diyor. İvedilik olmasın diyor. İvedi yoktur diyor. Başka bir sav örneği. Yılan kendi eğrisini bilmez. Tevi boynun eğritir. Yani yılan aslında kendi eğrisini bilmez de deveye boynun eğri der. Örnek bir sav. Ve bir sonraki unsurumuz destanlar. Epope bunun Latincesi. Ulusların tarih sahnesine nasıl çıktıklarını anlatan uzun, çoğunlukla manzum, sözlü edebiyat ürünleridir bunlar. Toplumların olağanüstü olaylara inandıkları çağda oluşmuştur ve bunlar anonimdir. Yani anonim deyince aklımıza hemen ne gelsin? Söyleni belli değildir aslında. Destanlarda olaylar ve kişiler baktığınızda olağanüstüdür. Destanlar bütün toplumu derinden etkileyen savaş, göç ve doğal afetler gibi olayları anlatan uzun manzum, özellikle yiğitlik öyküleri olduğu için 3 tane aşaması vardır destanların. Bunlar destanların oluşum aşamasıdır. Yani destanın oluşmasına kaynaklık edecek olağanüstü bir olay olması lazım. Bakın birinci unsurumuz bir olay olacak. Bu yaşanan olaylar sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılır. Hatırlarsanız ilk videomuzda dönemlere baktığımızda sözlü döneme aslında şifahi dönem diyenler de vardı. Yani kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan dönem. Üçüncü aşama ise destanlarda bir şair bu efsaneleri ulusal özellikle uzun bir manzum öykü haline getirir. Böylece destan milli yani ulusal nitelik kazanır. Bunlara doğal destan denir. Birçok ulusun bu aşamaları tamamlamış doğal destanları vardır. Destanları da biz iki grupta incelememiz gerekir. Doğal destanlar. Öncelikle doğal destanlara bakalım. Türklerin tabii ki de pek çok doğal destanları var. Bu destanlar tüm oluşum aşamalarını yaşamış destanlardır.
Pek çok ulusun bu tür destanları vardır. Öncelikle biz Türk edebiyatındaki destanlarımıza bir bakalım. Türk destanları, halk ozanları ve toplum tarafından yaratıldıktan sonra yazıya geçirilmemiştir, dikkat edin. Çünkü bu destanların varlığı aslında Çin ve İran kaynaklarından öğrenilmiştir. Çünkü bakın, bu medeniyetler Türklerden daha önce yazıya geçmiştir. Bazı parçalar da Divan-ı Lügati Türk adlı yapıtta günümüze ulaşabilmiştir. Hatırlayın, bu eseri kimdi? Kaşgarlı Mahmut'tu, değil mi? Kaşgarlı. Türk destanlarını tarihsel gelişime uygun olarak birazdan 5 grupta incelemeye çalışacağız. Burada uzun bir tablo var. İsterseniz dersi dinlerken videoyu duraklatıp bu tabloyu da çizebilirsiniz. Güzel bir tablo çünkü. İki kısımda bakacağız. Doğal Türk destanlarına, İslamiyet'ten önceki ve İslamiyet'ten tabii ki de sonraki Türk destanları. Öncelikle sol kısım, İslamiyet'ten önceki Türk destanları. Birinci kısım, Altay-Yakut dönemi. Yaratılış destanı arkadaşlar. Hatırlayın, mesela Türk edebiyatı sözlü dönem ne zaman başlamıştı? Atıyorduk mesela 5400. Bunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Kesin bilgimiz yok ama ilk destanlarımız kulaktan kulağa şifahi dönem olduğu için bunu söyleyebiliriz. Yaratılış destanı Türklerin yaratılışından bahsedecek. İkinci olarak Saka destanı. Hatırlayın, tarih dersinde Saka Türklerinin diğer ismini hemen hatırlayalım. İskit Türkleri. Bunların da iki tane destanı olacaktı. Alper Tunga ve Şu destanı. Bu ikisi de komutan ismidir. Türklerin ünlü komutanları. Alper Tunga, Türklerin İranlılarla yaptığı savaşı anlatacaktı. Şu adlı destan ise Şu adlı komutan vasıtasıyla bize Türklerin Makedonya kralı İskender ile ilgili mücadelesini bize anlatacaktı. Üçüncü destanımız İslamiyet'ten önce Hun, Oğuz destanları. Burada Oğuz Kağan destanı bizim için önemli. Çünkü burada karşımıza kim gelecek? Mete. Aslında Mete Oğuz Kağan'dır. Mete tarihte de önemli çünkü onlu sistemi bulan bir insandır askeriyede. Manga denir hatta. Attila destanı, biliyorsunuz ki adından da belli, Avrupa Hun devleti vardı. Onun ünlü Hakanı Attila'nın destanı. Hatta bu tarihçiler de söylemiştir bize. Tanrı'nın kırbacı, Tanrı'nın kılıcı gibi vasıfları vardır Orta Avrupa'da o dönemlerde. Ve dördüncü destanımız İslamiyet'ten önce Göktürk destanı. Bu da önemlidir çünkü Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Göktürk destanı. Şimdi bunların da iki tane, Bozkurt ve Ergenekon, bunları konularına bakacağız. Uygur destanı, Uygurlar yerleşik yaşama geçen ilk Türk topluluğuydu. Bunların da iki tane destanı var, Türeyiş ve Göç destanı. Bu altıncı destan, Çin tarihçileri bunu yazıya geçiriyor. Diğerlerine göre zayıftır. Bu pek de önemli değil bizim için. İlk beşi bizim için önemli. İslamiyet'ten sonraki Türk destanlarına baktığımızda, burası arkadaşlar çok önemli. Değilse de çünkü geldim. Manas destanı. Bu destanda baş kahramanın adı Manas. Bu bir Türk genci. Bu Manas ne yapıyordu? Türkler arasında İslamiyet'in yayılması için mücadele ediyordu. İlk olması bakımından önemli. Cengiz Han destanı, bunun Çingiz Han diye de gelebilir. Fark etmez. Sonuçta Cengiz Han destanı, Moğol Türk olduğu tam bilinmiyor. Moğol Türk karışık. Cengiz Han destanı. Timur destanı, Timur devletinin Hakanı, Timur etrafında gelişen olaylar. Seyit Battal Gazi destanı, bakın aslında bu destan aslında Arap kökenli bir destandır. Hatırlayın, Seyit ne demek? Bu bir İslam unsuru aslında. Bu baktığınızda Seyit dediğiniz kelime Hazreti Peygamber'in soyundan gelenlere verilen unvan. Onun soyunu devam ettiren insanlara Seyit denir. Neden peki Türk destanlarında? Çünkü çok sevilmiş bir destan. Hatırlayın, bunun hatta filmlerinde görmüşsünüzdür. Battal Gazi destanı, Cüneyt Arkın'ın. Aslında Arap bir komutan, çok sevildiği için Türkleştirilmiş bir destan diyebiliriz. Danışment Gazi destanı ve Köroğlu destanı. Köroğlu destanı bizim için önemli çünkü hemen hemen bütün Türk coğrafyası tarafından bilinen bir destan. Ve Saltuk Burhan destanı, hatırlayın, Türkler İslamiyet'i aslında büyük boylar halinde, hatta devletler halinde geçecekti, değil mi? Mesela burada devlet deyince karşımıza kim gelecekti? Karahanlı Devleti, değil mi? Saltık Burhan Destanı. Abdülkerim Saltık Burhan da denir. Bu videomuzu burada sonlandıracağız. Bir sonraki videoda bu destanlara biraz daha detaylı bir şekilde bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.